sabahı. Bu alana doğru gidiyoruz. Güne göre soğuk etkisini biraz kaybetmiş. Ancak yine de soğuk. Üçüncü günde fuar alanına doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha erken geldik belki. O yüzden metrodan inen sayısına göre daha az. Muhtemelen insanlar biraz daha geç saatlerde gelmeyi tercih ediyorlar. Evet, bugün show günü Eyüp abiyle benim için. Çünkü ilk gün röntgenini çektik. İkinci gün çalıştığımız firmaları MR'ını çektik. Harika söylüyor. Eyüp abi MR'ını çekti diyor. MR'ın çektik çünkü belirlediğimiz kollar vardı. Ona göre filmler ve ona göre firmaları gezdik. Bugün neyini çekmiş oluyoruz abi? Bugün de tahlil yapıyoruz. Muayene sonuçlarını elimize alacağız. Bakalım hayırlısı. Görüldüğü gibi Renesans Spor Sorunu'nda bir yarışma var. Arabalarını yarıştıran gençler. İbrahim. Eski Fırat Kesik. Evet, PIK kitaplarıyla ünlü Doğan İbrahim. Elektor'dan İngilizce Advanced Programming Raspberry Pi kitabı varmış. Elektor standındayız.
standı. Boş değil tabii. Yani boş, boşun Eyüp abi sensör çipleri var. Ben de BM280 bir sıcaklık sensörün olduğu bir modül kullanmıştım. BM280. O MEMS üzerine yani doğrudan. Hi, yeah. Oh, let me get your. Yes, sure. Thank you. Okay, thank you. Thanks so much. See you again. All right. Guys, do the testing. They're available in 10 years. Snapdragon. Please. Everything in the ecosystem is enteresan bir atlama zıplama gibi geliyor ama adam anteni ortadan almış dışarıya izin kabloyla taşımış. NFC standındayız. Biraz önce şununla ilgili bir sunum aldık. Amazon server örneğin bankaya çıkar gibi güvenli çıkıyorsun falan filan detaylar burada. Burada bir NFC ile ilgili NFC çözümü. A7 yani A8 A9'un düşüyor. Yani Raspberry Pi 3 ile aynı çekirdek ve Cortex M4 ile asenkron multicore bir yapısı varmış. Demek ki bu IMX8M sistemin çipi. Burada bir sürü IMX6 var. Onları biliyorsunuz zaten. Muhtemelen Uzak Doğu versiyon firmanın yanındayız. Bir müşterilerine şöyle bir kutu yapmışlar. Görüyor musunuz? IOTA Watt Wi-Fi enerji monitörü. Muhtemelen IOTA tabanlı bir çözüm sunan bir firmaya kutu yaptılar. Vay arkadaş. Bunlardan bir tanesi küçük bir motor demonstrasyonu geliştirmişler. Aynı zamanda da ST'nin devreye girdiği yer burada. Ayrıca da o firmanın. Ben de buradan gidiyorum. Biraz önce yüz face recognition için ClearBlade platformuma benim yüzümü yükledik. Hadi geçmiş olsun. Bir yerde yükledik, her yerde gördük. Devam ediyoruz. See you again. Traktör kabini oldukça akıllı, hatta aşırı akıllı. Evet.
çiftçi kardeşimiz. Keyfine bakıyor. Uzay gemisi mi, traktör mü, belli değil. Eyüp abi, şoför koltuğuna geçmez misin? Gidelim buralardan. Evet, menülerde gezelim bakalım. Bir dayal buton koymuşlar, fiziksel dayal buton falan filan. VGG single shot detector actually is running at about 12 frames per second, while the Jetson is actually running the squeeze net algorithm at 20. Konusunda çalışan bir diğer firma E-Vision Systems.